Selamlar dostlarım, ben Mustafa Esat. Kaldığımız yerden plugin tanıtım serimize devam ediyoruz. Arkadaşlar, bugün sizlere panel eklentilerinden birisi olan Command Panel'si elimden geldiğince tanıtmaya çalışacağım. Arkadaşlar, normalde bildiğiniz gibi ben server'ı genellikle bilgisayarımdan kurardım. Ama bugün bilgisayarımdan nedense server kuramadım. Sebebini ben de anlamıyorum. Yetersiz RAM gibi bir uyarı verdi bana. Yani server çalıştıracak kadar RAM'imiz kalmadığı için ben de bir arkadaşımızdan rica ettim. O da bana sağ olsun kendi panellerinden bir tane server ayırdı. Ve şu an o serverda inşallah bu plugin'in tanıtımını çekeceğiz arkadaşlar. İsterseniz lafı fazla uzatmadan videomuza geçelim. Hatta videomuza geçmeden önce ben size plugin klasörümü göstereyim de. Videonun öncesinde ben sadece şunları indirdim arkadaşlar. Bir versiyon server'a girebilmem için. Şu ikisini sırf parayı da oyunda gösterebilmek için ekledim arkadaşlar. Bunlar tamamen isteğe bağlı eklentiler. Placeholder ve Command Panels zorunlu eklentiler diyebilirim arkadaşlar size. Placeholder olmasa zaten çoğu şeyi gösteremezsiniz. O yüzden bu ikisini zorunlu olarak düşünüyorum. Geri kalan isteğe bağlı. Ben sadece şu ikisini zorunlu olarak açıklamalar kısmına bırakacağım arkadaşlar. Diğer dersin isteğinize bağlı, kendiniz de indirebilirsiniz. Şimdi Command Panels'in ikisini açalım abi. Buradan Command ve Permissions'tan başlayalım arkadaşlar. Hatta oyunumuza da bir giriş yapalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir yerde spawn oluyoruz. Tabii ki benim kendi bulduğum arkadaşlar. Siz farklı yerde spawn olacaksınız. Şimdi chest'imizi bir alalım. Şöyle chest'imizi aldık. Bir tane chest'i buraya koyalım. Bir de double chest'imizi buraya koyalım. Sonracığıma chest'imizi nasıl ayarlamamız gerekiyorsa, nasıl istiyorsak o şekilde ayarlayalım abi. Ben böyle ayarlamak istiyorum mesela. Sonracığıma bir de sand alalım. Tamam. Birazcık saçma oldu biliyorum fakat şunları da al abi. Şimdi chest'imizin içini bir dizayn edelim abi. Şuraya kapıyı koy, şuraya kapıyı koy, şuraya kumu koy, şuraya da süngeri koy abi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir panel oluşturmak istiyorum. Şimdi bunu yazdıktan sonra arkadaşlar şuradan girelim. Hatta şuradan da gösterebilirim buradaki komutları. CPC yazaraktan, pardon CP yazaraktan tüm komutlara erişebiliriz. CP panel yazarsak arkadaşlar paneli açacağız. Ama şu an herhangi bir panel oluşturmadığımız için herhangi bir paneli açamayacağız. Gerçi oyunun basic en başta oluşturduğu bir panel var. Example paneli. Gerçi basic dediğim de bayağı bir gösterişli bir panel. Hatta CP example de yazayım sizlere. Gördüğünüz gibi gösterişli bir panel bizi karşılıyor. Basic dediğim panel de bu işte. Aslında çoğu şeyi buna bakarak yapacağız arkadaşlar. Yani çünkü burada hazır yapılmış bir example panel var. Biz bu panele bakarak kendimize göre uyarlamaya çalışacağız bunları. Bu dediğim gibi arkadaşlar panelleri açıyor. Bu panelleri loot atıyor. Bu CPA indirilebilir panelleri gösteriyor. Bu paneli kapatıyor arkadaşlar. Mesela buna gittiğiniz komut verdiniz arkadaşlar. Buna bastığında otomatik olarak panel kapanıyor. Yani böyle bir ekran karşınıza geliyor. Direkt chest kapanmış bir vaziyette. Yani panel kapanmış bir vaziyette ekran sizi karşılıyor diyebilirim. Sonra tekrardan T'ye basalım. CPGROS bu oluşturma. Birazdan buna geçeceğiz zaten. CPV versiyonu gösterir arkadaşlar. Aynı şekilde CPE editlemeye yarar arkadaşlar. CP'ye yazalım mesela burada. Example panel. Sol tık yaptığımda buradakileri istediğim gibi yer değiştirebiliyorum arkadaşlar. Example paneldeki E'yi aşağı alalım. Pusulayı sol yukarıya götürelim mesela. Bunu istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Sonra da sol altta gördüğünüz gibi kaydediliyor. Sağ tık yaparsanız arkadaşlar permission ekleyebilirsiniz. Panel title ekleyebilirsiniz. Panel sound ekleyebilirsiniz. Panel command ekleyebilirsiniz. Birçok özelliği buradan yapabilirsiniz arkadaşlar. Buradan görüyorsunuz zaten. Ama ben buradan yapmayacağım tabii ki. Buradan isteyen arkadaşlar yapabilir. Burası aslında daha kolay, ne yalan söyleyeyim, ama ben size Notepad üzerinden göstermeye çalışacağım. YML klasörü üzerinden göstermeye çalışacağım. Çünkü oradan yapmak bana göre daha mantıklı geliyor. Ama isteyen arkadaşlar dediğim gibi buradan da yapabilir. Ben oradan yaptığımda daha çok anlaşılır bir dilde gözüktüğünü düşünüyorum. O yüzden oradan yapacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi biz buraya panelimizi hazırlamıştık. Bu arada göstermediğim kodlar mı? Bu arada CPB'de arkadaşlar bir bloğa bir panele eklemek. Bunu da video sonunda unutmazsam inşallah göstermeye çalışayım. Şimdi gördüğünüz gibi buraya panelimizi ekledik. İstersek buraya da yapabilirdik arkadaşlar. Buraya da rastgele itemler dizip buraya da panel oluşturabilirdik. Bu arada şu kendi kendine açılıyor. Bunu kapatalım hemen şöyle. Command panel'e gir. Panel'e gir. Example panel'e gir abi. Şuradan şunu bir silelim. Şöyle save contact. CPR yapalım şöyle. Tamamdır. Şimdi CPG yapalım arkadaşlar. Command panel generator diye geçer bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sol altta generate mode enabled diyor. Şimdi bu nasıl... Pardon arkadaşlar. Pardon pardon. Şöyle arkadaşlar tekrardan itemlarımızı koyalım. Ben direkt sandığı kırdım. Siz ben gibi yapmayın. Şöyle arkadaşlar itemlarımızı koyduk değil mi? Yani böyle bir düzen istiyoruz mesela. Sonracığıma şimdi CPG yapalım. Sağ tık yaptığımızda gördüğünüz gibi panel otomatik olarak panel 1 YML'sine kaydediliyor arkadaşlar. Şimdi bunu açsanız ben otomatik olarak panel oluşmaz arkadaşlar. Bir tane panel oluşturduğunda otomatik olarak gelir ihtimal kendisini kapatır. Tekrardan enable etmeniz gerekir. Eğer enable'dan çıkmak istiyorsanız da tekrardan CPG yazarak çıkabilirsiniz. Veya siz gidersiniz. Ben direkt 3 satırlık bir şey oluşturmak istiyorum dersiniz. CPG 3 yaparsınız gördüğünüz gibi. Veya gidersiniz ben CPG 5 satırlık bir şey oluşturmak istiyorum dersiniz. 5 satırlık bir tane panel oluşturabilirsiniz. Aynı mantık. Onları da kullanabilirsiniz. Biz şimdi panelimizi oluşturduk zaten. O panel üzerinden yürüyelim istiyorum ben. Hatta şöyle yapacağım arkadaşlar. Plugins Commons Panels.
Hannes bu arada bu Night Server'ın kullanımına fazlası benim arkadaşlar. Yani yavaşlıktan dolayı hepinize özür diliyorum. Birazcık yavaş davranabilirim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bizim panelimiz burada gözüküyor. Burada empty ne diyecek olursanız arkadaşlar. Normalde biz panelimizi böyle kaydettik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buralara bomboş görüyorsunuz. Buralar boş yani empty diye geçer bu İngilizce'de. Ama biz şimdi panelimizi CHP panel 1 olarak açtığımızda gördüğünüz gibi buralar siyah cam şeklinde kapanmış vaziyette gördüğünüz gibi. Bunları siyah cam vaziyetini almasını sağlayan ID bu. Cam halini almasını sağlayan işlemimiz de bu arkadaşlar. Empty bunları cama çeviriyor. ID'si de ID'si 15 olan cama çeviriyor. Hatta bunu biz 9 olarak kaydedelim mesela. Farklı bir cama dönüşecektir. CPR yapalım. CP panel 1 yapalım. Gördüğünüz gibi light blue panel herhalde bu. Aynen light blue paneli falan dönüştü arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buradaki generated panel kısmını nasıl değiştireceğiz diyecek olursanız buradan değiştirebilirsiniz, düzenleyebilirsiniz. Buradan da kendinize permekleyebilirsiniz. Permekleme olayını da ileriki safhalarda anlatmayı düşünüyorum. Hatta şimdi anlatayım da aradan çıksın arkadaşlar. Mesela siz panelinize permeklemek istiyorsunuz değil mi? Buraya geliyorsunuz. Mesap yazıyorsunuz mesela. Hatta dur. Türkçe bir şey olsun. Türkçe olsun hatta arkadaşlar. Türkçe yapalım da. Türkçe karakterler sıkıntı çıkartmasın. Türkçe. Arkadaşlar mesela bir Türkçe permini eklemek istiyoruz. Bu panele bu permi verdikten sonra oyuncuya permi şu şekilde vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Şuradan örnek göstereyim. Türkçe. Yani buraya kadar yazıyorsunuz. Sonracıma buraya da panelinizin permini yazıyorsunuz diyebilirim. Bunu oyuncuya verdikten sonra oyuncu o paneli kullanabilir hale gelir. Ben şimdi bunu siliyorum. Şu sekmemizi de kapatalım arkadaşlar. Hatta oyunda herhalde yağmur yağıyor. Toggle'a. Don't fall yapalım. Bu arada kaydediyoruz değil mi ya? Sonra sıkıntı çıkmasın. Evet arkadaşlar sonsuz bir şekilde kaydediyoruz. Şimdi arkadaşlar size command ve command'ları anlattım zaten de aynı. O oyunda CP yazdık. Orada trim komutları anlattım. Burada da bazı placeholder'lar var arkadaşlar. Mesela CP tak diyor arkadaşlar. Yani CP tak kullandığımızda otomatik olarak command panel söndürüyormuş. Çünkü default'u buymuş. Bunu herhalde komutten falan değiştirebiliyoruz. Sonucu arkadaşlar CP yerine oyuncunun ismini gösteriyor. Aynı şekilde bu da oyuncunun ismini gösteriyor. Oyuncunun X koordinatını gösteriyor. Y'sini gösteriyor. Z'sini gösteriyor. Sonucu oyuncunun olduğu dünyayı gösteriyor arkadaşlar. Sonucu bu oyuncunun paketini gösteriyor. Bunları siz kendinize göre normalde bunu arkadaşlar ben Vault'ta falan da gösterebilirim de bunlar hazırdan böyle basic bir şey hazırlamışlar. Volt'ta da gösterebilirsiniz. Buna da gösterebilirsiniz. Aynı şeye denk gelecektir. Gördüğünüz gibi ekonomi volt zaten burada gösterilmiş. Şimdi panel commands tax'a girelim arkadaşlar. Burada observer, console, msg, open, placeholder, delay, buoy, tell, buoy gibi bir sürü komutumuz var. Şimdi biz şeylerimizi hazırladık arkadaşlar. Panelimizi hazırladık gördüğünüz gibi. Bu panelde mesela hatta şunu da göstereyim. Şu title'ın altına gelelim abi. Ben normalde bir paneli şöyle açıyorum ya arkadaşlar. CP panel 1 diye açıyorum ya. Onun yerine direkt otomatik olarak bir komut da atmak istiyorum. Mesela command Türkçe. Şöyle Türkçe. Türkçe. Hatta şunu da default yapalım da paneli açmamızdan yana sıkıntı yaşamayalım. Tamamdır. Save contact diyelim. CPR yapalım abi. Türkçe. Türkçe. Gördüğünüz gibi arkadaşlar panelimizi sonsuz bir şekilde açtık. Buraya bir sürü ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Türkçe ekleyelim mesela bir de. Türkçe. Tamam. CPR yapalım tekrardan. Türkçe. Gördüğünüz gibi arkadaşlar panelimizi yine sonsuz bir şekilde açtık. Buraya istediğiniz komutları ekleyebilirsiniz. Mesela arkadaşlar burada school item var. Gördüğünüz gibi school item kafa. Biz normalde school item'ı zombi olarak belirlemiştik. Şu an online iddiasını falan girmediğimiz için iskelet kafası olarak gözüküyor. Bunu kendiniz dediğim gibi işte ayarlayabilirsiniz. Veya direkt şöyle yapabilirsiniz. Ben direkt size şunu göstereyim. Neredeydi o abi? Command sequence test'te mi geçiyordu? Buraya bir gireyim. Burada geçiyor olabilir. Yok burada geçmiyor şu anlık. Configuration'a girelim. Configuration'a fazla ihtiyacımız yok. Buraya da fazla ihtiyacımız yok. Buraya da ihtiyacımız yok. Custom items diyelim. Buraya da ihtiyacımız yok. Esat hiçbir yere ihtiyacımız yok diyorsunuz değil mi arkadaşlar? Cidden ama ihtiyacımız yok. Generate panels. Bunu da boşver abi. Panel blocks. Videos. Videosu boşver. Bizim videoyu eklemeniz lazım oraya. Aksi takdirde kullanmışsın. Hah buradaymış arkadaşlar ya. Kusura bakmayın aşağı inmeyi unutmuşum ben. GPS'i kullanarak arkadaşlar. Oradaki materyalleri kafaya dönüştürebiliyoruz istediğimiz bir kafaya mesela. Size örnek vereyim. Buraya GPS yazıyorsunuz arkadaşlar. Mesela Minecraft. Craft Hats yazalım şöyle. Minecraft Hits'e girelim abi. Buradan istediğimiz bir kafayı seçeceğiz. Veya sizde hit date page varsa zaten editten de bunu yapabilirsiniz. Veya direkt panel oluştururken de bu kafalarınızı yerine koyabilirsiniz. Otomatik olarak geçerli olacaktır. Ama ben buradan size eklemeyi göstereyim. Mesela Purple Log eklemek istiyoruz değil mi arkadaşlar? Purple Log. Şuraya geliyorsunuz. Burada Oliver var. Bunu kopyalıyorsunuz abi. Sonucuma panelinize gidiyorsunuz. Enter'a bastıktan sonra dur hatta enter yapmayın. Şöyle boşluk bırakıp yapıştırdıktan sonra kaydediyoruz. Sonra CP şuraya yapıyoruz. Türkçe yazdığımızda panelimiz sonsuz bir şekilde açıldı. Ve buradaki hit mor kütüğe dönüştü arkadaşlar gördüğünüz gibi.
Şimdi arkadaşlar bunlara nasıl komut eklenir onlardan bahsedeyim. Hatta komut eklemeden önce arkadaşlar şuraya getirdim abi. En alta enchant true'ya yazarsak abi neler olacak onu da görmüş olursunuz. CPR Türkçe gördüğünüz gibi arkadaşlar enchant true mu? Enchant s2 var mıydı? Türkçe. Allah Allah. Enchant nasıl yanlış mı yazdım abi? Çünkü command statslarda olması lazım. Bulalım bir buradan enchant. Şurada da olabilir. Bir bakalım. Aynen burada büyük ihtimal. Browse bu arada arkadaşlar satır. Yani zaten size satırla yapmayı göstermiştim. Title zaten ben değiştirdiğimiz şey. O default example panel 1 falan diye de geliyordu zaten. Bunları mesela şey panel açıldığında böyle yazsın. Panel kapandığında böyle yazsın. Bunları kendinize göre yapabilirsiniz. Sonra disabled force. Hangi dünyalarda iptal olmasını istiyorsanız onları da en alta şu şekilde ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Tabii YAML'a uygun bir şekilde ekleyin arkadaşlar. Aksi takdirde boşluklar size konsolda hata şeklinde geri dönüş yapacaktır. Sonucum arkadaşlar mesela empty glassman bunları da öğrettim. Material ironing got diyor. Zaten materyalleri de size öğrettim. Burada mesela material leaves diyor arkadaşlar gördüğünüz gibi yani yaprak. Sonucum ID'si de 3 diyor yani. ID'si 3 olan yaprakmış arkadaşlar. Bu mesela machine'in mi 3, birçin mi 3? Bu ondan bahsediyor. Bunu gidip Minecraft'ın items şeyinden bakabilirsiniz. Mesela spicot item its yazarsınız şöyle. Girersiniz direkt bu sayfaya. Buradan ID'lerine falan bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada bütün ID'ler gözüküyor. Gördüğünüz gibi. Sonuçta bir şekilde buraya hepsine erişebilirsiniz arkadaşlar. Sonracığıma enchant eklemi öğretecektim ben size değil mi? Enchanted'miş arkadaşlar. Böyle enchantist yapıyorduk ya. Kusura bakmayın benim hatam enchantedmiş. Şöyle CTRL-S yapalım. Sonracığıma oyunumuza girelim. CPR Türkçe yazalım. Gördüğünüz gibi artık kumumuz bir enchantlı şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani şekilde başka neler ekleyebiliriz diyecek olursunuz. Stack sayısını belirtiyor arkadaşlar. Onu da size göstereyim de sonradan siteyi niye göstermedin diye kızmayın bana. 2 yazan mesela CTDS yapalım. CPR Türkçe yazalım. Gördüğünüz gibi artık 2 tane kumumuz oldu. Bu hiçbir şeyi fark etmiyor. Sadece görünüşte değişim yapıyor arkadaşlar. Kumu 2 olarak görüyor. Belki herhangi bir değişiklik yapmıyor. Sonracımıza place olursa tekrardan gelelim. Bu damage arkadaşlar verilen zarar demek. Mesela onu size nasıl gösterebilirim? Şöyle CP hatta direkt example panelden example açalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar purple 30 hasar yemiş abi. Bunu size nasıl gösterebilirim? Buradan purple kafalı bulabilirsek gösterebilirim. Buradan purple kafalı leader helmet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 30 hasar yemiş. Gördüğünüz gibi burada bunu ayarlayabiliyorsunuz sonrasında bir şekilde. Leader armor purple. Buraya leader armor'un rengini falan da belirtmiş. Zaten burada da yazıyor arkadaşlar. Mesela leader armor'un ya RGB kodlarını yazacaksınız ya da rengini yazacaksınız. Fendi spikot ip'deki rengini yazacaksınız diyor. Sonra potion heal mesela bir tane potion ekleyeceksiniz. Heal potion olduğunu belirtmeniz gerekiyor diyor. Lorek diyebilirsiniz. Lorek demeyi de göstereyim sizlere. Bu arada arkadaşlar bu panelin notepad++ gibi desteği olmadığı için yani nasıl diyeyim size yapıştırdığında birazcık saçma yapıştırdığı için bazı hatalar yaşayabiliriz. Onları da kusura bakmayın. Konsola bakarız. Konsolda hatamız neyse oradaki hataya göre düzeltmeye çalışırız. Şimdi biz neyi kopyaladık abi? Lore'u kopyaladık. Mesela şuna bir tane lore ekleyelim arkadaşlar. Material hatta öncelikle name ekleyelim. Name. SA hatta şöyle yapalım. SA AS yapalım şöyle. Sonra bir lore ekleyelim. Şöyle şöyle. Şöyle. Sonra save context yapalım. CPR yapalım. Sonra bir Türkçe yapalım. Şöyle Türkçe. Bilinen bir komut girdiniz diyor. Evet dakika bir gol bir hata yaptık. Döre. Nerede hata yaptık? Şu alta mı girecektik bunları? Stack bir dur. Material lor. Bir saniye arkadaşlar bazen sıralama önemli olabiliyor. Materyalden sonra neyim yazdık neyimden sonra lor yazdık. Evet herhangi bir sıkıntı olmaması lazım. Yanlış mı yapıştırdık ondan mı bahsediyor ki? Satırı da uygun gibi. Herhangi bir yanlış göremiyorum. Şuradakini kopyalayalım da ki büyük ihtimal bir yerde çok basic bir hata yaptık abi. Boşluk falan bıraktık herhalde. Şöyle yapıştıralım. Daha bir save contact diyelim. Şimdi sonrası bir şekilde çalışacaktır. CPR'ye Türkçe yazalım. Aynen arkadaşlar gördüğünüz gibi sonrası bir şekilde açıldı. Orada yanlışlıkla boşluk falan bıraktık herhalde. Dediğim gibi Notepad++ olmayınca en detaylı bir şekilde göremiyorum arkadaşlar. Mecbur Night Server'dan bugün ilerleyeceğiz. Ama fena değil yani sonuçta server açmamıza yarıyor. Teşekkür ediyorum bu arada tekrardan. Discord'dan bu paneli bana veren arkadaşımıza. Ahmet ismi yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar her şeyimizi göstermedik tabii ki daha göstermediğimiz birçok şey var. Lore'umuzu ekledik, lore'umuzu gösterelim şöyle. Gördüğünüz gibi you cannot change the creature looking like that diyor arkadaşlar. Yani buradaki lore'umuzu burada gösteriyor arkadaşlar. Oyundaki
Kafada buradaki loru gösteriyor. Aynen. Şimdi arkadaşlar command eklemeyi size göstermeye çalışayım şimdi. Öncelikle command eklemek için geliyorsunuz abi bir tane materyalinizin altında. Ben şu an kafanın altındayım. Çünkü GPS'de kafa eklemiştik hatırlayacak olursanız. Şunu sil abi şöyle. Ne oldu ya abi? Yanlış şekilde mi kopyaladım? Ya hiç kopyalayamadım galiba. Ya şuraya yapıştır. Şunlara dikkat etmek lazım. Heal, game mode, survival. Hatta creative yapayım da creative. Gerçi biz zaten creative diye survival yapalım aynen. Survival. Sonra save config yapalım. Sonra CPR Türkçe yapalım. Bilmem bir komut girdiniz. Yine nerede hata yaptık acaba? Command heal. CTRL-V yapalım abi. Save contact. Arkadaşlar dediğim gibi işte YML'den yana sıkıntımız çıkıyor burada da. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. YML'yi kim bilir nasıl yanlış yapıyoruz. Kaç boşluk var? Boşlukları falan göremiyoruz ki. Doğru yazdım emin bile değilim yani o derece. CPR Türkçe. Aynen hata yapıyoruz. Burada hazır bir komutlu bir şey varsa direkt bunu kopyalayayım. Buradaki boşluklar da bu sayede gider abi. Aynen şöyle şu şekilde kopyalayalım buraya. Dur. Olması önde olmamalı gerçi. Geride olmalı ama böyle bir deneyelim. Büyük ihtimalle olmayacak yine hata verecek. CPR Türkçe aynı gördüğünüz gibi hata verdi. Çünkü iki adım geriye gelmeleri lazım bunların. Şunları silebiliriz abi. Diğerleri iki adım geldi yeterli. CPR Türkçe. Yani gördüğünüz gibi sonuçsuz bir şekilde panelimiz açıldı arkadaşlar. Artık Game Creative'e geçeceğiz ve panelimizi kapatacak. Bunu direkt şöyle de yapabiliriz ya. CPC yapabiliriz. Ya Command Panel Close. Şöyle CPR yapalım. Türkçe yapalım. Buna tıkladığımızda gördüğünüz gibi game odamızı creative'e geçirdi ve paneli otomatik olarak kapattı arkadaşlar. Yani aynı şekilde şöyle de yapabilirsiniz mesela. MSG eşittir. Dur MSG direkt player'e mesaj yollar arkadaşlar. Panel kapandı. Panel kapandı. Şöyle sadece save yapalım. Onları bu arada şuradan bulabilirsiniz. Nereden bulabilirsiniz? Nereden gösterebilirim sizlere? Dur şunu bir kopyalayayım da bunu birazdan çünkü sizlere göstereceğim. Bu bayağı güzel bir özellik arkadaşlar çünkü. Hatta onu da şurada varsa buradan gösterelim ya. Çünkü kopyala yapıştır sıkıntı oluyor bizden. Yana şöyle neyse tamam. Şöyle bir CPR yapalım. Türkçe yapalım şöyle bir. Şuna bastığımızda panel kapandı yazıyor sol altta gördüğünüz gibi. Şimdi dediğim gibi burada daha önceki istediğim şey varsa direkt buradan kopyalayıp oraya yapıştıralım. Çünkü boşluktan yana sıkıntımız oluyor. Aşağıdaki has volume'ydi arkadaşlar. Oradaki has perm değildi. Haz volley elisini göstermek istemiyorum. Haz permisini göstermek istiyorum. O da burada varmış zaten. CTRC yapalım şöyle. Direkt gelelim. Bu sefer de sandığın altında gösterelim mesela arkadaşlar. Hepsini onun altında gösterecek değiliz tabii ki. Şöyle yapalım. Dur hatta şöyle yapalım. Şu alta geleceğiz. Yapıştıracağız. Şöyle 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 şöyle. Haz perm SNTS game mode. Tam sorunsuz bir şekilde çalışacaktır gibi geliyor bana şu an. Aynen. Şöyle yapalım abi. CPR Türkçe yazalım şöyle. Gördüğünüz gibi bak işte Emerald olarak gözüküyor. Ama eğer biz şöyle olsaydık. Diop Mustafa Zat Kemal olsaydık arkadaşlar. Tekrardan o paneli atsaydık. Türkçe. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bizde sand olarak gözükecekti. Çünkü bizde bu perm yok arkadaşlar. Eğer SNTS Game Mode permi olursa. Bunu Emerald Block olarak göster. Ve buradaki komutlar falan sadece. Bu perme sahip olan kişiler görebileceği için. Bu perme sahip olan kişiler tıkladığında geçerli olacaktır yani arkadaşlar. Mesela ben bana bir komut ekleyeyim. Command şu iki nokta üst üste MSG şöyle eşittir nerede abi say sağ as yapalım şöyle. Sonra buna gelelim. Buna komut ekleyelim. Command iki nokta üst üste Esat ben yetki mesajı yazayım şöyle. Çünkü yetki olmazsa buna erişemiyorduk. Şöyle save config yapalım. Sonra diyor dur şöyle yapmamız gerekecek. Dur kendimize bir op versek mi ya da vermeyelim ya. Şuradan göstermeye çalışayım. CPR yapalım şöyle. Paneli yeniledikten sonra arkadaşlar. Tekrardan şey açalım Türkçe'yi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buna tıkladığımızda SAAS diyor. Yani hiçbir şekilde Emerald'ın komutları falan çalışmıyor. Ama eğer kendimizde SNTS Game Mode olsaydı abi. LP dur şöyle. Bu arada arkadaşlar şu an ışıklar kapalı bir şey göremiyorum. Legoser Mustafa Esat Temel ben misyon set sntls.game mode tamam enter yapalım. Gördüğünüz gibi kendimize sentez game mode verdik. Direkt burası açıldı arkadaşlar. Buna tıkladığımızda da bilmem bir komut girdiniz diyor. Çünkü yine saçma bir şekilde saçma bir şey girdim herhalde. Şey, file manager plugins command panels
Panel 1. Ben yetki mesajı abi olur mu hiç böyle? MSG eşittir ben yetki mesajı olması lazım Secondet. Şöyle CPR'yi mecbur kendimizi bu verelim artık zaten görüyorsunuz. Hatta vermeden yapayım. CPR yapalım şuradan. Şöyle Türkçe aç abi. Şuna tıkla gördüğünüz gibi bilinmeyen bir komut girdiniz. Şaka mısın abi? Dur off verelim kendimize dur. Sonradan tekrardan oyundan reload atabilelim. Hop Mustafa zaten ben yaptık. Şimdi plugins'e gel abi. Command panels. Panels'e gir. Example değil tabii ki. Diğerine gireceğiz. Panel 1'e girelim. Commands. MSG ben yetki mesajı. Tam sorunsuz bir şekilde çalışman lazım senin kanka. Şöyle CTRL-C yap abi. Şöyle CTRL-V yap. Tamamdır. Niye çalışmıyorsun? Söyle bize. CPR. Türkçe. Tıkla buna. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben yetki mesajı. Bundan sonra bir tane boşluk olması gerekiyormuş. Bu sayede de bunu da çözmüş olduk arkadaşlar. Çoğu şeyi normalde size bu panelden anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Hatta çoğunu anlattım diyebilirim. Burada göstermediğim bir şey var mı diye bakıyorum da. Bu has greater mesaj şöyle arkadaşlar. Eğer senin balansın 500'den fazlaysa MSG olarak senin 500 liran var diye gösteriyor arkadaşlar. Eğer 500'den fazlaysa veya 500 ise arkadaşlar burada mesaj sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Ama mesela 400 ise göstermiyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde bu komutları yürütmüyor yani. Bunu da gösterdikten sonra size panelleri birleştirmeyi göstereyim arkadaşlar. Mesela example panelden şimdi sonsuzluğa kurtulacağız arkadaşlar. Example panele güle güle diyebilirsiniz. Şimdi plugins'e girelim. Command panels'e girelim. Buradan panels'ten example'ı al abi. Şöyle yapmamız lazım. En alta in. Şöyle yukarıya kadar kopyala. Yani arkadaşlar iki paneli bir panelde birleştirmeyi göstereceğim de diyebilirim sizlere. CTRL-C yapalım. Sonucuma konsole girelim. File Manager. Plugins. Command panels, panels, example'ı silelim şimdi. Example'a güle güle. Example güle güle. Sonra panel 1'e girelim arkadaşlar. Şu panel 1'i kapatalım. Sonra buraya yapıştıralım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi example paneli buraya yapıştırdık. Şimdi example paneli buraya yapıştırdık ama example paneli nasıl açacağız arkadaşlar? Ya example paneli de bir şekilde açmamız lazım. O anda mesela şu SQLite'ı ekleyelim arkadaşlar. Hatta yaprağı ekleyelim. Ya yaprağı ekleyelim. Yine başlıyor. Command yazalım. 2 nokta üst üste yazalım. Open eşittir yaparsak arkadaşlar. Buraya example yazarsak. Example paneli. Buradaki example paneli sonrası bir şekilde açılacaktır. Şöyle kaydedelim. CPR yapalım. CPR. Sonucuma Türkçe yazalım abi. Bilmeyen bir komut girdiniz. Yine nerede hata yaptık acaba? Hiçbir yerde hata yapmamış gibiyim de. Yine boşluktan yine sıkıntı mı oldu? Şöyle yapıştır abi. Save Contact. Yine nerede hata verdim? Söyle bakalım. 47.9 Open Example. 47.9 ve 46.9'da sıkıntı vermiş abi. Command panel. Dediğim gibi arkadaşlar Notepad++ olmayınca 46.9 ve 47.9 muydu? 47.9 öyle bir şeydi işte abi. Buradan yine bir sıkıntımız yok gibi abi. Command tabii ki abi. Şuraya tire koymamışız ki. My bad arkadaşlar, my bad, my bad. CPR Türkçe. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sonuç bir şekilde Leaves'e bastığımızda example panel bizi karşılıyor. Çünkü example panelisi biz bu panelin içine kaydetmiştik. Buradan ona erişim sağlayabiliyoruz open komutu sayesinde. Sonucum arkadaşlar göstermediğim başka bir şey var mı diye şuralardan bir bakayım. Mesela arkadaşlar şöyle yapalım. Buradan bir şey değiştirmeyelim de mesela. CPE'yi göstereyim hatta size. CPE'ye girelim. Panel 1'e girelim mesela. Bir de şu sağ altta chest ekleyelim. Buradan da paramızı görebilirim mesela arkadaşlar. Tamam ekledik. Otomatik olarak zaten ayarlar kaydedildi diyor arkadaşlar. Şuraya gidelim abi. Chest'imiz eklemiş olması lazım. Eğer chest'iniz eklenmemiş olarak gözüküyorsa tekrardan plugins'e girelim. Command panels, panels, panel 1'e açın arkadaşlar. Şimdi chest'imiz eklenmiş bir vaziyette. Burada da olacaktır zaten. Nerede hatta chest'imiz burada arkadaşlar görüyorsunuz. Şimdi buraya arkadaşlar şöyle yapabilirsiniz. Name'ine mesela şöyle yazabilirsiniz. Yani param, para. Mesela Lore'de şöyle yazabiliriz. Dur şöyle göremiyorum şu an. Klavye gösterken Lore 2 nokta üst üste. Dur Lore nasıl yazılıyordu arkadaşlar? Herhangi bir çizgi koyuyor muyduk? Aynen. En başta tırnak koymak. Tırnak değil de çizgi koymak şart. Ama yani biz bir satırı yazmamız yeterli olacaktır. Şöyle yapalım abi. Buraya yüzde. Volt. Abi Volt Ultra Eco Ultra Balancı yazalım. Sonra yüzdemizi koyalım. Sonra önce Save Contact diyelim.
CHP'li yapalım, Türkçe'yi açalım, sonra arkadaşlar sizlerle birlikte Türkçe'yi açtık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, World Teko Balancı. Allah Allah, pane niye gözükmüyor? Biz Volt indirdik değil mi? PL yazalım şöyle. Evet, Volt indirdik. Panel, para niye gözükmüyor abi? Şunları silelim be. Ha, bu sefer de gözükmemesi lazım, error vermesi lazım. Para normalde gözükmesi gerekiyordu arkadaşlar. Dur şöyle bir CPR yapalım. Türkçe açalım tekrardan. Aynen dediğim gibi. Volt Eco Balancı. Niye gözükmedin sen? Dur şunu bir sil abi. Volt Eco Balance. Gözükmedi. Allah Allah, ilginç. Gözükmesi lazım olan şey niye gözükmüyor? Şuradan mesela örneklerine bakalım arkadaşlar. Burada da örnek olarak vermişlerdir zaten placeholder örneklerini. Yani gördüğünüz gibi CP player. Dur bu arada bunlar şeyin placeholder'ını kullanmış ama. Biz o placeholder'ları istemiyoruz ki. Kendi istediğimiz placeholder'ı kullanmak istiyoruz. Abi ben de niye gözükmüyor diyorum. Vault'un ekspansiyonunu indirmedik ki biz. Arkadaşlar kusura bakmayın. Gece çekiyorum bu videoyu zaten. Sağ alttan da görüyorsunuzdur. Biz de direkt kumandan önüne suç açılacağız ya. Hemen kendimi haklı çıkartmalıyım. Şimdi papirleri yapalım. Şimdi Türkçe yazalım abi. Dur abi, bozduk zaten paneli. Paneli bir düzeltelim, eski haline getirelim. Lore yüzde volt altre eco altre balancı yüzde yazalım şöyle. Save contact yapalım. Sonra CPR yapalım abi. CPR sonucunda Türkçe yazalım şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar paramız sıfır olarak gözüküyor. Eco gibi Mustafa da temel permission. Eco gibi Mustafa ise temel permission abi. Kendimize permission vereceğiz. Dur, numlok kapalıymış. 5000 verelim arkadaşlar. Sonucuma tekrardan Türkçe'ye girdiğimizde. Gördüğünüz gibi burada paramızı 5000 olarak görebiliyoruz. Bunları kendinize göre dizayn edebilirsiniz arkadaşlar. Aynı şekilde animasyon falan da ekleyebilirsiniz. Animasyonu da göstereyim hatta. Ama göstermediğim bir şey var sanki arkadaşlar. Ha, mesela size şunu göstereyim. Şimdi shop yapmak isteyen arkadaşlar olacaktır. Bu komut ne diyecek olursanız arkadaşlar. Birine komut satarsınız arkadaşlar. Bu komut 100, yani 100 liraya birini kreative geçirme komutu arkadaşlar. Bu 100 lira veriyor. O 100 lirayı veren kişi direkt game mode kreative geçiyor. Bunu isteğinize göre yapabilirsiniz. Ben şimdi buradan size bir şey satmayı öğretmeye çalışacağım. Şuna girelim abi. Sonracığım buradan nereden yapabiliriz? Mesela şu school item'e hiçbir şey yapmamışız. Buraya gidelim abi. Commands. 2 nokta üst üste yapalım. Sonracığım buraya gidelim. Buyu yapıştırıp buraya abi. Hatta şurada hazır bunun şeyi vardı değil mi? Aynen. Şunu kopyala abi. Direkt oyunumuza yapıştır. Oyunumuza niye yapıştırıyoruz abi? Şuradan yapacağız. Esat sakin ol. Şimdi buraya gerek yok diyor. Burası renkler için falan diyor ve volt gerekiyor diyor. Tam voltun gerektiğini biz de biliyoruz zaten. Buraya isteyebiliriz. Şimdi price, material ve amount diyor arkadaşlar. Biz price'ımıza 100 yazalım. Hatta aynen 100 yazalım. Amount'umuza 1 yazalım. Bir tane satılsın yani. Sonucumuzu da dur gerçi. Material de amount'tu değil mi? The amount yazalım şöyle. Şuraya da 1 yazalım abi. De kontrol edelim tekrardan buradan. Price metalden amount. Aynen sonuçsuz bir şekilde yazdık. Şimdi save contact yapalım. CPR yapalım. Sonucuma Türkçe yazalım arkadaşlar. Türkçe. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sonuçsuz bir şekilde panelimiz açıldı. Buna bastığımızda gördüğünüz gibi diamond satın aldık. Tekrar diamond satın aldık. Tekrar. Paramızı biteceğe kadar alacağız. Biz kendimize 5000 mi verdik? 50'de tıkanacak o zaman. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 50'den sonra bakiyeniz yok gibi bir şey diyor yani. Geçersiz kullanım gibi bir şey diyor arkadaşlar burada. Hiçbir şekilde kullanamazsınız, paranız yoksa yani. Bu yüzden paranızın olması lazım. Bunu kullanabilmeniz için gördüğünüz gibi marketimizi de buradan sorumsuz bir şekilde yaptık. Market örneği isteyen arkadaşlar için de umarım güzel bir örnek olmuştur. Sonucu arkadaşlar sizlere animasyonları da göstermeye çalışayım. Şimdi animasyonlar için arkadaşlar animated value'yi ayarlamamız lazım. Animated value ne kadar çoksa o kadar çok animasyon aşağıya inip çıkacaktır. Mesela siz bunun hepsini kopyalayıp yapıştırdınız ya, value'yi 2 yaptığınızda sadece bu ve bu çalışacaktır arkadaşlar. 2 yaptığınızda sadece bu ve bu çalışacaktır. 6-7 yapmalısınız ki hepsinin çalışması lazım arkadaşlar. Onu zaten birazdan sizlere göstereceğim. Şuraya gel abi. Şuraya in. Şuraya yapıştır abi animated value'yi. 3 yapalım hatta şöyle. Sonucuma tekrardan animations'a gidelim. Buradan şunu kopyala yapıştır yap diyeceğim de. Kopyala yapıştırlar sıkıntı ya. Animate 0 yapalım şöyle. Animate 0. Nereye yapabiliriz bunu? Dur şuraya yapacaktık, pardon. Yanlış yere yapmayalım. Şimdi sandın oraya yapabiliriz mesela arkadaşlar. Materyalin altına gidelim. Animate 0 yapalım. Hatta sandın ismini de verelim şöyle bir name. 2 nokta üstte sand. Sandın ismi sand olsun değil mi arkadaşlar? Sonra buna da neyime gidelim abi. Dur, önce materyal yazmamız lazım. Materyal 2 nokta üst üste.
Ne yapalım arkadaşlar? Diamond olsun. Tamam, diamond. Sonracıma name. Ama önce name mi geliyordu? Material mi geliyordu? Sonracıma name geliyormuş. Name. Ben bir elmasım. Elmas yapalım şöyle. Sonracıma tekrardan aşağı inelim. İki geri yapalım. Animates. Bir yapalım bu sefer. 2.3'te. İki boşluk. Material. Material. Ölüyorum. Yazamıyorum. Gold, altre, ingot. Gold. Sonracıma neyime de şöyle 2.3'te altın yazan şey altın. Sonracıma serifantik yapalım. Sonrasız bir şekilde çalışacaktır. Cephe etişte yazalım arkadaşlar. Neden çalışmıyor? Bir yerde hata yaptık. Sandığın şu an sonrası bir şekilde animasyonlarına ayrılması lazımdı arkadaşlar. Bunu iki olarak değiştireyim şöyle bir saniye. Save kontek yapalım. Dur arkadaşlar, biz sanda çünkü bir sürü komut ekledik. Ben de sand niye değişmiyor diyorum. Sand spam olanlara gözüküyor. Dur. Biz sandtaki şu şeyi kaldırmalıyız ki. Şu sandtaki şu olayı kaldıralım abi biz de. Sonra şu command kalabilir. Command yani sıkıntımız yok. Tamam, şimdi kaydedelim. CPR yapalım. Türkçe yazalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Altın, elmas, sand, elmas, altın, sand, elmas, altın, sand. Bu gitgide yapacak. Bunun bu arada süresini konfigden değiştirebiliyorsunuz. Konsola'ya gelin. File Manager'a giriş yapalım. Polygons, Command Panels. Söyleyeyim ben Panels'e girelim. Pardon, Panels'e girmeyeceğiz. Command Panels'e geleceğiz. Config'e gireceğiz. Burada refresh delay var arkadaşlar. Bunu mesela bir yaparsanız. Save Config yapalım. CPL'ye Türkçe yapalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yapıldı bir şekilde. Bunlar tekrar alacak. Bunları buraya uygulayabilirsiniz arkadaşlar. İsteklerinize göre. Mesela arkadaşlar ben bunu bir yapsaydım ne olacak? Dur onu da sizlere göstereyim de aklınızda soru kalmasın. Mesela buradaki animate folio'yu bir yapsaydım ne olacaktı? Onu da sizlere göstereyim. Şöyle CPL Türkçe yapalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi altın bir elmas oluyor. Hiç sandı uğramıyorlar arkadaşlar. Sandı görmezden geliyorlar. Bu olabilir mi? Olamaz tabii ki. O yüzden orayı iki yapmamız lazım. Sandığımız değerlidir. Kumdan cam yapılır. Kum önemlidir abi. Şimdi göstermediğim başka bir şey var mı diye bakıyorum da arkadaşlar. Arkadaşlar genel olarak şuradaki komutlar önemli. Dur nerede? Burada komutlar önemli arkadaşlar. Mesela birini BungieCord'dan başka bir server'a aktarmak istiyorsunuz. Server eşittir yazıyorsunuz. Şöyle arkadaşlar. Mesela buraya buraya yapmıyorsunuz tabii ki. Burası paneli açmak için. Server eşittir yapıyorsunuz. Buraya da panel ismini, pardon server'ınızın ismini yazıyorsunuz. Mesela SkyBlue at milleti. Anladın mı? Bu mantık yani. SkyBlue'a bu şekilde milleti atabilirsiniz. Sonracım arkadaşlar MTG'yi gösterdim, Open'ı gösterdim. Bu konsoldan yürütür arkadaşlar komutları. Aynı şekilde bu buyu da gösterdim. Serde aynı mantıkla işliyor zaten. Sonra buy komut, komut satmak için de arkadaşlar bunu da gösterdim. Teleport, sudo sadece player'ların olaylarını gerçekleştirir arkadaşlar. Sadece player'ları yürütür yani. Bu komut sadece player'lar tarafından yürütülmüş olarak sayılır. Bunu da geçiyorum. You can set message a player goal in chat. Tamam, bunu da geç abi. Sonracım arkadaşlar paywall var. Bu da bir çeşit market sistemi arkadaşlar. Bunları da sizlere nasıl gösterebilirim bilmiyorum da. Item paywall. Mesela itemde bir şey satmak için herhalde bu. Ha, daha önce için denemedim. Command setter gördüm. Player does item. A player does remove from inventory. USG item aynen. O mantıkla işliyor sanırsam. Sadece bu token set, token buy komut arkadaşlar bunlar için farklı bir plugin gerekiyor diye biliyordum ben. Bu tokenler için farklı bir plugin gerekiyor diye biliyordum. O pluginleri indirirseniz eğer token manager diye geçiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Token manager. Gidelim şöyle spot'a, aynen bu plugin indirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Aksi takdirde oradaki token komutları hiçbir şekilde bir işe yaramayacaktır dostlarım. Sonucuma right click, left click, left shift falan bu şekilde de bunları ekleyebilirsiniz. Zaten bunlardan da bir örnek vereyim de sizlere. İçinizde kalmasın arkadaşlar. Şöyle yapalım. Nereye uygulayabiliriz mesela bunu? Şöyle. Şu aşağıya inmeyelim. Şuraya left shift yapalım. MSG, SA, AS, tamamdır, kaydet bunu. CPR yapalım. CPR. Dur nereye yaptık abi bunu? Nereye yaptığımızı da bilmiyoruz. Sanda yapmışız. Tamam, left. Arkadaşlar normalde buraya tıkladığımda hiçbir şekilde komut yürümüyor ama shift'e basıp sol tık yaptığımda gördüğünüz gibi arkadaşlar SAS konsolda sorunsuz bir şekilde yürütüldü arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar bu sudo sadece player'lar üzerine yürütülen bir komut. Bu sudo'yu sadece player'lar üzerinden yürütebilirsiniz. Bu konsol zaten konsol üzerinden yürütüyorsunuz. Server birini tp attırıyor. Sonracıma msg zaten gösterdim, open'i gösterdim. Bu placeholder'ı boş verin. Yani ihtiyacınız olmayacaktır herhalde ona.
Yani bu teleport zaten teleport atma komutu da aynı ki mantıkla. Teleport yazıyorsunuz. X, Y, Z'ye yazıyorsunuz arkadaşlar. Bu da mantıkla işliyor. Başka göstermediğim bir şey var mı diye bakıyordum. Kaç dakika olmuş bu arada video? Abi 35 dakika video mu olur, gözünüzü seveyim. Göstermediğim başka bir şey. Ha, blo panel eklemeyi gösterecektim sizlere arkadaşlar. Arkadaşlar geliyorsunuz şöyle blo. CPB yapıyorsunuz abi. Buraya Türkçe. Türkçe ekliyorsunuz abi. Dur, CPB. Hat Türkçe. Dur, CP Türkçe. CP panel 1'i eklememiz lazım. Şöyle panel 1. Evet arkadaşlar. Dur, panel 1'in ismini biz CPB at panel 1. CPB at panel 1, pardon arkadaşlar, pardon, CP panel 1 yazıyorum ya, panel 1 yazıyor direkt, şey, panel 1. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi sonuç bir şekilde panel 1'imizi buraya ekledik. Artık bu bile sadık yaptığımızda arkadaşlar sonsuz bir şekilde panelimizi kullanabiliriz. Bu bloğa sadık yaptığımızda panel otomatik olarak gerçekleştiriyor. Gördüğünüz gibi panel açılıyor, kapanıyor. Sadık yapıyoruz, açılıyor. E'ye basıyoruz, kapanıyor. Mükemmel bir sistem. Bu arada arkadaşlar, siz bu bloğu kırsanız bile tekrardan buraya blok koyduğunuzda bu panel otomatik olarak yine açılacaktır. Buradaki blok ne olursa olsun açılacaktır. Şöyle yapalım. Mesela gördüğünüz gibi tekrardan açıldı. Buradaki bloğa koyduğunuz komutu kaldırmak için şöyle yapıyorsunuz. CPB. List yapın en başta. CPB remove yapın sonucu. Yani nerelere koyduğunuzu falan görmek için böyle CPB list yazabilirsiniz. Size koordinatına kadar gösteriyor zaten. Sonra CPB remove yazaraktan panel 1'i sileceğiz biz tabii ki. Panel 1 yazalım şöyle. Gördüğünüz gibi CPB remove panel 1. Remove panel 1. CPB remove ve panel 1 nerede hata yapıyorum? Hiçbir yerde hata yapmıyorum. CPB remove panel 1. Panel 1. Allah Allah. Buraya tekrardan koyalım abi. Allah Allah, panel 1'i niye silemiyoruz biz? Ne diyormuş abi? CPB remove any panel isimli blok duketen. Ha pardon arkadaşlar, direkt CPB remove yazıyoruz. Baktığımız bir daha doğru CPB remove yazıyoruz. CPB remove. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sonsuz bir şekilde buradaki komutumuz silindi. Artık sadık yapacak bile hiçbir şekilde işlemiyor. Arkadaşlar, command panel elimden geldiğince detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Atladığım bir şey var mı diye bakmaya çalışıyorum arkadaşlar sizlere. Her şeyi gösterdiğimden emin olmalıyım çünkü yoksa içimde kalır arkadaşlar. Bunu niye göstermedin acaba diye. Ha, mesela şunu gösterelim. CPE. Gerçi bunu göstermiştim sizlere. Buradan mesela panel 1'e gelelim. Panel 1'imizi değiştirelim. Böyle değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela parabol tepe balansı. Bu şu an böyle gözüküyor ama normalde arkadaşlar burada normalde panımız yazar. Bu şu an panelin default halini gösteriyor yani. Şuradaki halini gösteriyor. Direkt YML'deki halini gösteriyor. O yüzden burada panımız gözükmüyor. Yoksa paramız niye gözükmüyor falan diye sormayın bana. Hatta size göstereyim de içinizde kalmasın. Türkçe yazalım şöyle. Otomatik olarak zaten paramız gözükecektir. O sadece YML'deki dosyaları oraya aktardığı için öyle gözüküyor. CP yazalım tekrardan. Panel 1. Buradaki istediklerinizi editleyebilirsiniz. Bunu buraya taşırsınız. Bunu buraya taşırsınız. Bunu buraya, bunu buraya. Sonucuma kaydedilir. Bu Türkçe'ye basarsınız. Tekrardan paramızı burada görebiliriz. Sonucuma bu tekrardan git gel yapar arkadaşlar. Sonucuma bu zaten no permission diyordu. Panel kapanı diyordu. En başta bunu zaten ayarlamıştık sizlerle birlikte. Tekrardan CP'ye yapalım arkadaşlar. Bunu sağ tık yaptığınızda mesela panel permission ekleyebilirsiniz. Sonucuma panel title'ını düzenleyebilirsiniz. Şöyle yapalım mesela arkadaşlar. Şimdi Türkçe'yi açalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar panel title'ımız sonrasız bir şekilde değişti. Arkadaşlar, bugün sizlere genel olarak command panel nasıl kullanılır? Command panel'in özellikleri nelerdir? Command panel'de ne tür özellikleri kullanabilirsiniz? Nasıl komut eklersiniz? Nasıl animasyon eklersiniz? Nasıl lore eklersiniz? Nasıl isim eklersiniz? Sonra nasıl shop yapabilirsiniz? Bu tarz şeylerden bahsetmeye çalıştım. Umarım faydalı olabilmişimdir arkadaşlar. Elimden geldiğince her şeyi denemeye çalıştım. Yine bir sorunuz olursa Discord grubumuzda sizi bekliyoruz. Açıklamalar kısmında zaten linki var. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Esen kalın.